Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma. Arkadaşlar bugün sizlerle Türk mutfağının vazgeçilmez bir yemeği olan musakka yapacağız. Musakka tarifi vereceğim size. Şimdi patlıcanlarımı alacalı şekilde soyuyorum. Evet, gerçekten Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzetlerinden musakka. Bu şekilde hepsini alacalı şekilde soyuyorum. Arkadaşlar ben 6 adet patlıcan kullandım. Siz isterseniz 4 adet de kullanabilirsiniz. Biz ailecek çok seviyoruz. O yüzden ben 6 adet kullandım. Hepsini bu şekilde soyacağım arkadaşlar. Tuzlu suda en az 1 saat bekleteceğim ki acı suyunu alsın. Daha lezzetli oluyor o zaman. Evet arkadaşlar, bu şekilde ortadan ikiye ayırdım patlıcanlarımı. Bu şekilde küp küp doğruyorum. Hepsini bu şekilde doğrayacağım arkadaşlarım. İçine 2 çay kaşığı tuzlu su ekleyeceğim. 1 saat boyunca tuzlu suda bekleteceğim patlıcanlarımı. Arkadaşlar 1 saat boyunca patlıcanlarımı tuzlu suda beklettim. Arkadaşlar güzel sularını süzdüm, kuruladım. Bol yağ aldım tencereme. Bol yağda önce patlıcanlarımı kızartacağım arkadaşlar ben. Bol yağda patlıcanlarımı kızartıyorum. Bunun hepsini bir anda kızartmıyoruz tabi. Yarı yarıya kızartıyoruz. Arkadaşlar patlıcanlarımı bu şekilde kızartıyorum. Bol yağda kızartmaya devam ediyorum. İyice kızarıncaya kadar kızartalım. İyice kızartmadan alırsanız yağ çok yağlı olacaktır. İyice kızarırsa yağını salacaktır arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da kıymamı kavuruyorum. 300 gram kıymamı aldım. İçine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edeceğim. Bunu biraz kavuracağım. Biberlerle birlikte 4 adet yeşil biberi ince ince doğradım. Bununla birlikte kavuracağım. Arkadaşlar benim eşim yemeklerde pişmiş soğan yemediği için ben koyamıyorum. O yüzden yeşil biberi biraz fazla koydum. Siz bir adet soğan veya iki adet soğanı doğrayıp onu da koyabilirsiniz. Daha güzel olur tabii. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ben. Bunları güzel bir kavuracağım. Evet arkadaşlar, kıymalarım ve biberim kavruldu. İçine 3 adet orta boy doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Güzel karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz da bu şekilde pişireceğim. Arkadaşlar biberlerim ve kıymalarım kavruluyor yavaş yavaş. Altını bunu yarım yaptım. Bir taraftan da patlıcanlarım görüyorsunuz belli oluyor böyle bu şekilde. Kepçeyle kaldırdığınızda hafifleşmiş. Hafifleşmişse kızarmış demektir. Pişmiş demektir. Zaten kızardığından da belli arkadaşlar. Şimdi alıyorum. Bunları alacağım. Bir yarımı duruyor. Onu da kızartacağım arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra. Evet arkadaşlar. Biraz kavruldu domateslerimiz. Domateslerimiz kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum içine. Evet arkadaşlar, 2 çay kaşığı da biber ilave ediyorum. Kırmızı biber. Şimdi güzel karıştırıyorum böyle. Biraz bu şekilde de salçasıyla kavuracağım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, salçamız da güzel kavruldu. Şimdi içine patlıcanlarımı ilave ediyorum. Biraz karıştıracağım böyle. Arkadaşlar şimdi 2 çay kaşığı da tuz ilave edeceğim içine. Bir su bardağı su koyacağım arkadaşlar. Şimdi 20 dakika boyunca kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika boyunca kısık ateşte pişecek. Ondan sonra musakkamız servise hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, musakkamız servise hazır. Görüyorsunuz gayet lezzetli. Tam kıvamında olmuş. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden farklı tarifler istemek için yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi deneyecek herkese afiyet olsun.